Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Bugün sizler için bayram coşkusuyla dop dolu bir program hazırladık. Ve Ege sahillerinden muhteşem görüntülerle başlıyoruz. Bayram boyunca pek çok ünlü isim Bodrum'u mesken tuttu. Peki Berk Sanlı, Sıralı, Ayşe Hatun Önallı, Hande Yener'le Bodrum'da neler yaşandı? İşte bayramın ilk günü Bodrum'da kameralarımıza takılanlar. Bodrum'a da gittik beraber. Magazin 8 kameraları bayram boyunca Ege'nin incisi Bodrum'u 24 saat mercek altına aldı. İyi bayramlar diliyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Hande Yener'in bayramın ilk günü başına gelenler tüm gümbeti ayağa kaldırdı. İnanamıyorum yani başıma böyle bir şey geldiğine. Tatil moduna geçen ünlü şarkıcı Sıla imajını nasıl değiştirdi? Kafa dinlemeyi düşünüyorum valla. Berksan Hülya Avşar'a neden meydan okudu? İddialıyım, eğer arzu ederse oynarız yani. Ayşe Hatun Önal hem oynadı hem oynattı. Yeşille Mavi'nin buluştuğu, kıyısında meşhur beyaz evlerin inci gibi parladığı Bodrum'dayız. Bayram tatiliyle birlikte plajlar da hareketlenmiş. Kendini kızgın kumlardan soğuk sulara atanlar, açıkta demirleyen teknelerinde keyif yapanlar. İşte bayram boyu Ege'nin incisi Bodrum'da yaşananlar. Cuma gününden itibaren milyonlarca insan yollara döküldü. Pek çok kişi için tatil yolu çileyle eşdeğerdi. Bu doğal güzelliğe kavuşmak için yollarda uzun saatler geçirildi. 15 saatte geldik buraya. Ankara'dan 15 saatte evet. Çok sıkıntılı bir yolculuktu. Bayağı yorulduk. Ben hatta dedim Afyon'da durduk, ben buradan bineyim Ankara'ya gideyim geri. Biraz erken davranıp yola önce çıkanlar şanslıydı. Ortam kalabalıklaşmadan sakin plajların tadını çıkardılar. Çok güzel geçiyor. Bugün bayağı kalabalıklaştı Bodrum. Sadece yerli değil, yabancı turistin de ilk adresi bu kıyılar oldu. Really nice beach here in Bodrum. Nice sun, nice weather. To Turkey for many years. Yes, Türkiye'ye defalarca gelmiş. Tabii denizin ve kumun tadını en çok çıkaranlar çocuklar oldu. Tıpkı balık gibi suya aşık olup denizden çıkmak bilmeyen Zeynep gibi. At topalaya. Eğlence sabahın ilk saatlerinde başladı Bodrum'da. Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Pascal Nouma DJ kabinine geçti, hem kendi dans etti hem misafirlerini dans ettirdi. Bugün geldi Bodrum, bir tane küçük performans yaptım. Pascal Nouma'yı kalabalıkla birlikte bırakıp yüksek sesten kaçarak başını dinlemeye çalışan ünlü şarkıcı Berksan'ın yanına gidiyoruz. Gayet güzel gidiyor. Albüm yeni çıktı biliyorsun. Arıza, evet. Aramızda arızalar var. Hiç gürültü etmeden, git nefret etmeden, silahları çekmeden. Bu arada fark ettiyseniz Berksan kış boyu spor yapmış, kaslarını geliştirmiş, kusursuz bir fiziğe kavuşmuş. Üstelik bunu sadece tenis oynayarak yapmış. Tenis tutkunu Hülya Avşar'a meydan okuyacak kadar da iddialı bu spor dalında. Vallahi isterse boş oynamam ama yani. Aa, evet. Neyine? Çok arzu ederse çok severim çünkü kendisini. İddialıyım, eğer arzu ederse oynarız yani. Bodrum'a gidilir de Bodrum için şarkılar yazan Hande Yener'in plajına uğranmaz mı hiç? Oğlu Çağan çaldı, Hande Yener söyledi, gençler dans etti. Çok güzel geçiyor, coşkulu. Tam bir bayram coşkusu var, Bodrum'dayız. Şimdi de Hande Yener'in kulisindeyiz. Ünlü şarkıcı daha bayramın ilk günü şoke edici bir olay yaşadı. Çok sevdiği köpeği Lisa evi terk etti. Evet yani ben buraya gelmiştim yine gündüz. Happy Hour'a evde bırakmıştım ama bahçede oynarken falan kapı açılmış. Gelen giden olduğu sırada kaçmış. Hande Yener ve hayranları seferber oldu. Gümbetin her bir yanı didik didik arandı. 4 saat boyunca bulamıyorlar. Sonra ben eve dönüyorum. Ben de arıyorum 4-5 saat gece sokakta.
sokaklarda. İşte Instagram'a falan koyduk fotoğrafını. Kayıp aramıyor diye. İnanamıyorum yani başıma böyle bir şey geldiğine. Bebek yani daha bir yaşında. Neyse ki Liza ünlü şarkıcıya sadık çıktı da birkaç saat dolaşıp geri geldi. Bütün caddeler boyunca aradık. Sokaklarda bağırıyoruz. Liza, 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 Liza. Eve dönüyoruz, tekrar çıkıyoruz falan. En sonunda kendisi çıktı geldi. Bu küçük kaçamağın ardından Hande Yener minik kızı Liza'yı evlendirmeye karar verdi. İşte damat adayı. Damadımız yakışıklı. Liza'ya büyük yürüyor vallahi Liza'ya. Büyük yürüyor. Bizimle beraber Liza'yı aradı. Kıyamam. Bodrum geceleri de gündüzleri kadar hareketliydi. Pek çok ünlü ismin tatil planlarının başrolünde Bodrum vardı. Sosyetik güzel Ceylan Çapa ve 5 aydır birlikte olduğu sevgilisi Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar gibi. Merhabalar, iyi akşamlar diyelim. Ünlü çift tatillerini süper lüks yatlarında yapmayı tercih etti. Gün dönüp akşam olunca da zodyaklarına atladıkları gibi eğlenmeye ana karaya çıktılar. Yeni geldik, her şey çok güzel. İyi bayramlar size de. Tatil teşekkür ediyoruz. Çok güzel, huzurlu. Sizin güzel geçiyor mu tatiliniz? Çok güzel. Ceylan Çapa ve Serkan Uçar eğlence mekanının yolunu tutarken aynı iskelede minik bir bottan bir güzel iniyor. Çok mersi. Çok mersi. Teşekkürler. Sıla yazlık moda geçmiş. İnce askılı, derin göğüs dekolteli, tiril tiril beyaz elbisesini saçını topuz yaparak etrafına doladığı siyah üstüne beyaz desenli şalla tamamlayarak otantik bir hava yaratmış, bronz tenine makyaj yapma ihtiyacı hissetmemiş. Biraz yorulduk. Birazcık dinlenelim diye değerlendiriyoruz günleri. Sıla Bodrum kıyılarına tatil için gelmiş aslında ama yine duramamış, çalışmaya başlamış. Şarkı söylemese de kış sezonu için yeni şarkılar yazmış. Tabii aslında birazcık da hem dinlenmek hem de birazcık kapanıp birazcık şarkı yazmak için geldik Efe'yle. Bakalım göreceğiz ne getirecek günler. Ünlü şarkıcı o kadar yorulmuş ki Bodrum'da sahne alan arkadaşlarını bile izleyemeyecek, sadece dinleyecekmiş. Artık hareketli gecelere yakın bakmaya başlayabiliriz. Hiç öyle bir niyetim yok. Kafa dinlemeyi düşünüyorum vallahi billahi. Kitap okuyacağım, müzik dinleyeceğim ve işte çalışacağız birazcık. Dinleneceğim. Başka hiçbir niyetim yok. Bodrum'un Yüzen Diskosu'ndayız. Ayşe Hatun Önal bir loca kapatmış, arkadaşlarıyla eğleniyor. Özellikle gece kulüplerinde çok tutan, eğlence tutkunlarının favori şarkılarına imza atan Ayşe Hatun Önal, ardından mikrofonu alıp sahneye çıkıyor. Çok güzel canım var sana, alev alev yanışma. Sahneden iner inmez soluğu Ayşe Hatun Önal'ın yanında alıyoruz. Tıpkı Sıla gibi Ayşe Hatun Önal da Bodrum'a yeni şarkılarını yaratmak için gelmiş. Yeni bir şarkı var herhalde. Var. Geliyor. İsmi ne? İsmi nedir? Sirenler. Bir ay sonra çıkacak. Aslında bayrama yetiştirmeyi çok istiyordum ama bir ay sonraya kaldı. Galali zaman. Volkan Konak'tan Zinet Salih'e, Linet'ten Nilüfer'e, Kıbrıs'ta yaşanan bayram coşkusu. Ve çok özel röportajlar Magazin 8'de. Çok yetenekli buluyorlar beni. Ölü olacaktım. Ünlü şarkıcı Hadise bayramın ikinci günü Kıbrıs'taydı. Önce kuliste keyifli bir röportaj yaptık. Sonra sahnede muhteşem şovunu izledik. İşte o görüntüler. Ünlü popstar Hadise kimlere neden isyan etti? Allah'ım yetti artık diyorum. Ve Kıbrıs'ı ayağa kaldıran Hadise, dans şovuyla ağızları nasıl açık bıraktı? Kıbrıs'tayız. Uzun bir süredir yeni albümü için sıkı bir pazarlık içinde olan Hadise, bayramın ilk gününde Yavru Vatan'da sahne aldı. Konsere kendisine şöhreti getiren şarkı Steal Me Up'la başladı ünlü şarkıcı. Hemen ardından da ilk sürprizi patlattı. Ah, ya
damar döner acar. Tüm bu görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce kulise gidip biraz sohbet edelim. Öncelikle hepimizin bayramı kutlu olsun. Bütün ülkemizin, herkesin bayramı buradan en içten kutluyorum. Genellikle cıvıl cıvıl renklerle görmeye alışık olduğumuz Hadise bu kez gece mavisini tercih etmişti. Ya her konser için özeniyoruz ama bayramlarda böyle bir tık daha, biraz daha parlasın. Biraz da hani bir ekstra bir şey olsun, evet, diyoruz. O yüzden umarım seyircimiz de beğenir. Siz beğendiniz. O yüzden teşekkür ederim. Omzunda, göbek üstünde ve dirseklerinde minik pencereleri olan payetli kumaştan mini elbisesi Hadise'ye özel ve özenle tasarlanmıştı. Kollarından sarkan püsküllerden sırtındaki mini dekolteye kadar her şey en ince detayına kadar düşünülmüştü. Parmaklarına, müziğin büyük ustası Barış Manço misali dizdiği sıra sıra yüzükler, ten rengi file çorapları ve yüksek topuklu bağcıklı botları kombinine hem renk hem hareket katmıştı. Teşekkür ederim. Beğendiniz mi bu rengi? Çok fazla kullanmadım sahnede, o yüzden çok teşekkür ederim. Tabii tek özel olan kıyafeti değildi. Biliyoruz sahnede yaşananları çok merak ediyorsunuz ama biraz daha sabredin. Önce detayları öğrenelim. Kaç gün diyelim, bunun üzerine çalıştım. Çok heyecanlıyım. Hadise'ye Kıbrıslı sevenleri için özel bir sahne şovu hazırlamıştı. Bu şov içinde çok uzun süre çalıştığını ve aynı şeyleri yapmaktan sıkıldığını, bakın kendi kendine isyan ederek nasıl anlattı. Kendimizi yenilemek zorundayız, yoksa ben de sıkılıyorum açıkçası. Kendimden, sahnemden, Allah'ım yetti artık diyorum. Bu önemli. Kendim için iddialı. Yoksa arkadaşa ben gerçekten yani sıkılıyorum. Hadiseyi daha fazla isyan ettirmeden sahneye uğurlayalım. Biz de seyirciler arasındaki yerimizi alalım. Ünlü şarkıcı kuliste de söylediği gibi sahne şovuna hızlı başladı. Sadece giyim tarzını ve sahne şovunu değil, repertuarını da baştan aşağı yenilemişti. Üç saat sahnede kalan Hadise bir an bile yerinde durmadı. Her şarkısı için ayrı bir görsel şov hazırlamıştı. Eşlik eden dansçılarıyla birlikte izleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kılıç, Merve Boluğur çiftinden hayranlarına büyük sürpriz. Ben çok sevdiği için zaten. Hadi ben de söyleyeyim. Hangi soru ünlü şarkıcıyı kahkahalara boğdu? Murat Dalkılıç'ın Çeşme konserinde yaşananlar Magazin 8'de. Linet'ten Nilüfer'e, Volkan Konak'tan Zeynep Salih'e kadar pek çok ünlü ismin bayram tatilinde sahne aldığı Kıbrıs'tayız bir kez daha. Bakalım 10 günlük tatilde yavru vatanda neler yaşanmış. Volkan Konak'tan Zeynep Salih'e, Linet'ten Nilüfer'e, Kıbrıs'ta yaşanan bayram coşkusu. Çok özel röportajlar Magazin 8'de. Çok yetenekli buluyorlar beni. Ölü olacaktım. İşte bu tatilciler Kıbrıs'ta bayram tatilinde suya ayağını ilk sokanlardan. Şöyle bir ayakla su sıcaklığı kontrolü yapıldıktan sonra tatilciler Kıbrıs'ın buz gibi denizinde serinledi. Bu
ufaklıksa oyuncak telaşında. Çocukluk işte. Hem denize gireyim hem de oyuncaklarımdan ayrı düşmeyeyim derdi yaşıyor. Keşke dertlerimiz hep çocukluğumuzdaki gibi kalsa. Bir de yetişkin derdi var ki sormayın. Çiçek desenli, boyundan askılı elbisesi, pırlanta küpeleri, damla gözlükleri, açık saçları, beyaz parmak arası terlikleriyle yavru vatan Kıbrıs'taydı Linet. Havalar ısınmış ve keyfi ikiye katlanmış. İstanbul'u ve yurdun çeşitli illerini sağanak yağış etkisi altına almıştı bayramın ilk günlerinde. Sıcaklar geldi. Hele şükür sıcağı hissettik. Hem de en sıcağından. Yazın havayı daha ısıtacak olansa Linet'in 8 şarkılık remix albümü. Hem bilinen parçalar hem de yurt dışından bildiğimiz güzel parça. Rihanna'nın Diamonds'ları var. Bulgarca Tekalalli var. İncir var, Ah Yalan Dünya var. Var oğlu var. Bayağı 8 parçadan oluşan çok güzel bir albüm oluştu. Remix albümünde yer alan Tekalalli isimli şarkıysa Linet'in favorisiymiş. Bu şarkı zaten sallamış bir şarkı. Salladı. Sizin sesinizden bu sene. İnşallah. Ha? Tekalalli zaman o saçım katı. Plajdak bu şarkıyla sallanacak. Sallansın tekrar artık ya. Dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk için zaman zaman teklifler aldığını, ancak bu işe zaman ayıramadığını da söyledi Linet. Dizi, sinema düşündünüz mü? Sitcom işte, ne bileyim, komedi çok yapmak isterim ama böyle bir zamanım yok. Ancak kısa dönemli bir proje olursa, hani böyle uzun değil de, yapmak isterim. Linet'in Paris'te yaşayan Fransız sevgilisi Laurent Salmanoviç'e geliyor söz. Bir dargın, bir barışıklar malumunuz. Aşk güzel bir şey, yaşanmalı. Ama bu kadar sıcakta değil canım. Aa, beyefendiyle aranızda problem mi çıktı? Yine. Yok, hiçbir şey yok. İyi değil mi? Her şey iyi. Biliyorsunuz o yurt dışında olduğu için. Böyle arada şeylerimize, ben yurt dışındaydım geçen hafta. İsrail'de ailemi görmeye gittim. O arada da bana sürpriz yaptı. 2 günlüğüne dayansa beni görmeye geldi. Yine Paris'e döndü. Ben yine Türkiye'de çalışıyorum. Gündüz sahil kenarında enerji depolayan Linet, aynı günün akşamında Kıbrıslı tatilciler için en güzel şarkılarını seslendirdi. Ne yaptıysan yaptın dal gel. Affeder elbette hal. Uzun, taşlarla işlemeli elbisesi, koca taşlı küpeleri ve derli toplu güzel saçlarıyla gözlere, eşsiz sesiyle de kulaklara hitap etti Linet. Güçlü orkestrası, eşsiz repertuarı ve bol bol enerji saçan halleriyle Volkan Konak da Kıbrıs'ta sahnedeydi. Hem ruhen hem de kostüm olarak rahattı ünlü şarkıcı. Şarkıların çoğunu bildiğiniz şarkılar. Hiç böyle kırıp dökmeden, kimsenin duygularla oynamadan, kimsenin emeğin üzerine basmadan berrak bir su gibi program yapacağız. Volkan Konak bir kot, bir gömlekle sahneye çıktı. Ancak şarkılarıyla Kıbrıslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Volkan Konak hem albümlerinden hem de seslendirmekten büyük keyif aldığı şarkılardan oluşan repertuarla 3 saati aşkın bir süre sahnede kaldı. Bir sanatçının sahne öncesi psikolojisi nasıl olur sorusunun canlı yanıtı için Zinet Salin'in kulisindeyiz. Şikayetlerim var dedim. Bir şikayet. Çok sıcak. Bir de şikayet yok. Kulis küçük. Kulis küçük. İşte. Böyle kamera tanışmıyorum. Çok şıksın efendim, beyaz boğa. İçerisi nasıl, güzel mi? Şimdi gelir mi? Ha canım benim, iyiyim de. Bir tane boş sandalye görürsem inerim. Olur ama gelmiyorlar madem. Gelmiyorlar mı? Biraz stresli, biraz heyecanlı Zinet Sali. 2 tane kıyafet giyeceğim. Bir tanesi de buz mavi. Karar veremedik. Önce bir beyaz çıkalım dedik.
beyaz beyaz başlayalım, tertemiz başlayalım dedik. Hayranlarının karşısına en iyi şekilde çıkmak için son hazırlıklarını da tamamladı. Kolunu düşüp kırmıştı geçtiğimiz ay. Alçısının yerine seyyar bir destek aparatı var artık. Kolluğumu çıkaracağım ama. Bir ay oldu. Bir aydır alçı vardı, düştüm. Sağlık her şeyin başı. Allah hiç kimsemizi elden ayaktan etmesin. Kaybedince anlıyoruz değerleri. Aman efendim, değerleri kaybetmeden zamanında kıymetini anlayalım. Sonra tırım tırım tırmalamayalım. Magazin 8'i seviyoruz tabii ki. Ve yeni haberler, yeni gelişmeler de paylaşmayı da seviyorum. İnşallah bayram sonrası Ozan Doğulu'yla çok güzel bir şarkı hazırladık. Kolundaki kırık kaynamış. İşler yerinde. Sağlık da yerinde olursa başka isteğim yok diyor Zinet Salih. Gördüğünüz gibi bir düşüyorsunuz, kol kırılıyor. Belki başım vursa belki 4 hafta ölü olacaktım. Birazdan sıra sahne vaktinde. Aa, kuliste misafirler de var galiba. Halasıyım, kardeşimin. Da arkadaşımın, yani çok sevdiğim akrabam gibi, aile gibi. Zinet halaları çocuklara bol bol harçlık dağıtmış. Öp halacım elimi. Kırık elimi Allah'ım yani. Deniz öp bakayım elimi. Ne kadar yaşlı kaldınız? Ben 400. Kuliste yeğenler, salonda da bakın en ön masada kim var? Servet Safter, Zinet Salih'in annesi. Kızınızı ilk kez mi sahnede izleyeceksiniz? Yok, her zaman gelirim. İzliyor musunuz sürekli sahnede? Beğeniyor musunuz kızınızın sahnesini? Tabii ki. Zinet Salih'in babası Salih Safter ise çok şakacı biri. Kızınızı izliyor musunuz efendim sürekli sahnelerde? Nasıl, beğeniyor musun sahnesini efendim? Yok ya, hiç beğenmiyorum. Vallahi. Bambaşka bir şey oluyor orada. Zinet'e sahnede dansçıları da eşlik etti. Yıldızlar Geçidi'ne sahne olan Kıbrıs'ta pop müziğin efsane ismi Nilüfer de sahnedeydi. Nilüfer açık dalgalı saçları, kuğular misali süzüldüğü beyaz elbisesi, takıları, makyajıyla ve tabii ki eşsiz sesiyle Kıbrıslı tatilcileri büyüledi. Kim derdi ki seninle bir gün ayrılacağız? Nilüfer'in nostaljik repertuarı özellikle orta yaş izleyicisini duygulandırdı. Hani sen hep